Kafkas Kartalı Erkan Barol ringe çıkıyor. Bir tane vuruyor, süper! Seçiyerek jumping flash vuruşuyor. Hadi Erkan, süper bir hakik! Bravo! Bir tane dönerek hakik. Şimdi seçiyerek bir tane flash vuruş. Erkan Barol neler yapıyor böyle? Iğdırlı Erkan bu kez knockout peşinde. Rakibi Kazak Akis Sarıyev. Az sonra... K1 Max çeyrek final gecesi. Kaybeden elenecek. Albert Kraus, Giorgio Petrosyan, Paul Pramuk, Nicky Holtzken, Arthur Shenko, Andy Sover, Gago Drago, Yamamoto. Tam bir hafta sonra sadece Fox'ta. Kafkas Kartalı Erkan Barol birkaç dakika içinde ringe girecek. Burada Kazak rakibiyle Sarıyev'le, Akis Sarıyev'le kapışacak. Müthiş bir mücadele olacak. Hemen şimdi başlıyor. Ufak bir dans gösterisi var. Ondan sonra birlikte olacağız. Şimdi Mustafa Özben'de. Teşekkürler sevgili Bilgehan Demir. Fight Time gecesi tüm hızıyla devam ediyor Erdek'te. Fox TV ekranlarında canlı yayınımız sürüyor. Ve Kaya The Rock Kulüp'te sizlerle birlikteyiz. Bu akşam gerçekten onlara büyük iş düştü. Sakatlıklara anında müdahale ettiler. İstanbul Ortopedi Merkezi sağlık görevlileri bizlerle birlikte. Onlar için bir alkış rica edebilir miyiz lütfen sevgili Erdekliler? Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten görevlerini layıkıyla yerine getirdiler gece boyunca. Ve gecenin son maçıyla devam ediyoruz. Az sonra Kafkas Kartalı burada olacak bu ringde. Ve öncelikle mavi köşede, in the blue corner from Kazakhstan, Kazak sporcu Akis Sarıyev. Atilla Akis Sarıyev ekranlarınızda değerli izleyiciler. Erkan Barol'un rakibi ama bu maç gerçekten çok farklı olacak. Gerek Erkan Barol açısından gerekse Akis açısından. 1986 doğumlu Akis Sarıyev. Evet Atilla, Akis Sarıyev. Evet. Gecenin son maçında Erkan Barol'un karşısına çıkıyorsun. Bir yandan da yürü. Efendim? Bir yandan da yürü. Neler diyeceksin? Ya, rakibinin gücünün farkındayım ama yenmeye çalışacağım. Rakibinin lakabını biliyor musun? Biliyorum, Kafkas Kartalı. Ne yapacaksın Kartal'a karşı? Mümkün farkı başkanım. Ringde görürüz abi. Akis Sarıyev, Atilla Akis Sarıyev Mersin'de yaşıyor. Bunu da belirtelim, Türkiye'de yaşıyor. Bir Türk gibi yaşıyor. Bunu da belirtelim. Kazak Türk'ü olduğunu da zaten söyleyebiliriz. Akis Sarıyev'in. Antrenörü Salih Erden, Türk antrenörü var. Ah!
Rakibi kırmızı köşede Iğdırlı sporcumuz Erkan Varol. Kafkas Kartalı'nın posterleri tribünlerde ve Kafkas Kartalı işte geliyor. Erkan Varol'la ilgili birazdan bir şey açıklayacağım. Evet, Kafkas Kartalı, ringe doğru gidiyorsun. Rakibin gülerek çıktı, ben rakibimin gücünü biliyorum dedi. Gülerek girdiyse ağlayarak da çıkacak inşallah. Bugün telefonların susmamış, herkes aramış seni. Herkes aradı, inşallah bu maçı da galibiyetle ayrılacağız. Bu rakipler bana yetmiyor, daha güçlü rakip istiyorum ben. Kafkas Kartalı daha güçlü rakip istiyor. Daha güçlü rakip istiyor, daha güçlü rakip kim biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Daha güçlü rakip, daha güçlü rakip kim? Bunu birazdan açıklayacağız. Tabii ki maçın sonunda açıklayacağım. Kafkas Kartalı Erkan Varol ekranlarınızda. O meşhur taklasını da attı ve ringe geldi. Öncelikle mavi köşede, in the blue corner, from Kazakhstan, Kazak sporcu. 23 yaşında, 1.77 boyunda, 70 kilo, 6 maç yaptı, 6'sını da kazandı. 6'sında da rakiplerini knockout etti. Akuz Sarıcı. Ve işte rakibi kırmızı köşede, his opponent in the red corner, 28 yaşında, 1.70 boyunda, 68 kilo, 24 maç yaptı, 19'unu kazandı, 14 kez knockout etti rakiplerini. Sadece bir kez mağlup olduğu 4'le beraberliği var. 2008'de Tayland Kral Kupası şampiyonu, WKN Vasco Amir şampiyonu, Iğdırlı Kafkas Kartalı Erkan Varol! Karşılaşmanın Ring Hakemi Profesyonel Hakem Kurulu üyelerinden Ulusal Hakemimiz Sayın Hayrettin Dikkanoğlu. İyi şanslar, dediğin gibi sağlamsın. İki dövüşçü de hazırlar, mücadele başlıyor. İşte mücadeleye başlamak üzere. Kaşında bir açılma dikkat çekiyor. Çok enteresan, ne maçlara çıktı. Kolay kolay kaşları açılmıyordu. Kafasında bir sakatlık yaşamıyordu ama Erkan Varol antrenmanda sevgili izleyiciler. 14 yaşındaki öğrencisiyle antrenman yaparken bir anda aldığı darbeyle kaşında açılma meydana geldi. Bunu da belirtelim. Mücadele başladı. Başarılar Erkan Varol. Atilla Akisariyev üzerine sert gitme çabasında, dönerek bir high kick olmadı. Side kick ile uzaklaştırmak istedi, low kick tekrar. Atilla Akisariyev namağlup bir dövüşçü, bunu belirtelim. Low kickler arka arkaya. Şimdi tam darbe vuracaktı ki kaydı düştü. Duruşu son derece iyi bir rakip, Kazak rakip. Low kick tekrar. Erkan kapandı, low kick. Tekrar low kick atıyor. Bir high kick dönerek Erkan Varol. Şimdi tekrar vuracaktı. Dengesini yitirip düşüyor. Rakip biraz yaklaşınca olmadı bu. Yine dönerek bir vuruş. Şimdi hook vuruş denedi, olmadı. Tekrar low kick denecekti, olmadı. High kick. Sol direk uzatıyor. Diz darbesi bir tane Erkan Varol'a. Kickler. Sağ sol direkler tekrar. Diz darbesi karnına.
Bu gecenin sonunda da after party yaşanacak Erdek'te The Rock kulübünde sevgili izleyiciler. Bunu da belirtelim. Diz darbesi. Arka arkaya diz vuruyor. Bu serbest tabii ki. 4 defa vurabilmek. İlk round. Biraz tutuk gördük Kafkas Kartalı'nı. Love kick. 1.77 boyunda Akis Sarıyev. Erkan Varol 1.69. 8-9 santimetrelik bir boy farkı var. Bir tane sağ direk. Kondisyonu son derece iyi Erkan Varol'un. Bir bildiği vardır şu ana kadar. Rakibin üzerine çok gitmiyorsa derken inanılmaz bir aparkat vurdu orada. İnanılmaz bir aparkat. Bir de sağ kroşe vuruyor Erkan. Arka arkaya gelmeye başladı. Şimdi sıçrayarak bir daha diz darbesi olacak da olmadı. Erkan bir front kick yedi. Sol kroşeyle gitti üzerine. Spring'den gösteriler sol kroşe. Diz darbesi. Müthiş bir aparkat vurdu orada az önce. Love kick. Şimdi tekrar dönerek bir tekme. Sol direk uzatıyor, vuruyor. Akıllıca vuruşlar derken bir de sağ kroşe. Süper Silahkan, süper. Karnına bir darbe, karaciğer sol kroşe. Arka arkaya darbeler, bir sol kroşe daha. Maçı kendine çevirmeyi başardı. Hadi Kafkas Kartalım. Hadi Erkan Varol'um. İşi bitir, sol direk tekrar. Love kick. Sol direk uzattı, olmadı. İlk roundu çok iyi tamamladık, çok iyi. Gerçi ilk 1,5 dakikada neler oluyor, ne oluyor diyordum. Ama son 1,5 dakikada ilk roundun son 1,5 dakikasında inanılmaz şeyler yaptı. Değerli izleyiciler, saatlerinize şöyle bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Canlı yayındayız. Erdek'te seyirciler hala 4000 dolaylarında seyirci, tıklım tıklım hiçbir yere ayrılmıyor. Ve burada tıklım tıklım tribünlerde büyük bir heyecan, dans gösterileri, Hayko Cepkin'in olağanüstü performansı olay yarattı. Herhalde haftalarca konuşulacak bir olay olacak bu. Mustafa Özben, Bülent Ürken, Murat Uslu, Teoman Kozan ve diğer ekip arkadaşlarımız. Tabii ki Açeria Elmas, Cem Uçan ve Arakarafi'nin de katkıları son derece büyük. Bu organizasyonda ikinci round başlıyor. Yok. Açıkçası keyfimiz biraz yerine geldi Erkan'ın son performansıyla. Şimdi sıçrayarak bir tane vuruş, jumping punch denedi. Tekrar üzerine gidiyor. Arka arkaya vuruşlar yapmaya başladı. Bir sol direk geldi orada. Şimdi Erkan Varol üzerine gidiyor. Ve o sırada bir anda bakın tutup yere attı. Beni dinle diyor hakem Hayrettin Dikkanoğlu. Erkan Varol ikinci randa da son derece iyi başladı. Erkan bir sağ kroşe daha vurdu. Süpersin, love kick. Sol direk uzatıyor. Bir daha denedi. Yaklaştırma kendini Erkan. Front kick geldi. Diz darbesi alıyor. Kriz serbest. Diz darbeleri de serbest. Ama 4 kere serbest. Erkan Varol. Kaşından çok korkuyordum. Acaba açılır mı diye tekrar. Love kick. Bir love kick daha. Şimdi dönerek bir high kick ensesine doğru. Sol direk uzatıyor midesine. Bir sağ kroşe tekrar. Aparkat geldi. Sol direk uzatıyoruz. Bir sağ kroşe daha. Diz alıyor Erkan Varol. Köşeden çıkması lazım. Sol direk aldı. Aman dikkat. Arka arkaya yumruklar geliyor. Sol direk aldı bir tane. Sağ kroşe vuruyor. Üzerine gidiyor. Karaciğer yokladı. Bir sağ kroşe daha. Aparkat veriyor. Erkan Varol tekrar comeback yapıyor maç içinde. Karnına çalıştı. Diz darbesi. Erkan push kick'le rakibi itti. Namalup bir rakibi.
burada yenilgiyle göndermek istiyoruz. 6 maçta 6 galibiyeti var Akis Sarıyev'in. Love kick. Love kick tekrar. Love kick. Blok koydu Erkan Varol. İkinci raundun sonlarına doğru yaklaştık. Yine karaciğer yokladı. Arkasına damla vuruyor. Erkan Varol rakibine. Erdek'te fırtına gibi Kafkas Kartalı. Love kick vuruyor. Erkan Varol front kick çıkarttı. Sıçarak bir jumping punch vuruş denedi, olmadı. Sol kroşe tekrar. Akis Sarıyev. Şimdi dönerek bir high kick. Low kick. Bir daha low kick vuruyor. Bloklar koydu. Ve roundun sonuna geldik. Roundun sonuna geldik. Erkan Varol bizi ilk başta çok korkuttu. Çok korkuttu ama sonra iyi döndü maça. Çok iyi döndü. Erdek'teki bu kompleks aynı zamanda bir gece kulübü. Sevgili dinleyiciler, belediyeye ait olağanüstü bir yer. Dağın tepesinde yaklaşık herhalde 500 metre yüksekliktedir denizin. 500 metre üzerindeyiz. Bir dağın tepesinde tam olarak da bilmiyorum ama yanlış bir rakam da vermeyeyim. Yüksek bir tepenin, dağın tepesindeyiz. Nerede yazıyor? Dakika nerede yazıyor? Yanlış bir bilgi aktardıysam da özür dilemek istiyorum ama bayağı yüksek bir dağın tepesindeyiz. Low kick tekrar. Üçüncü round başladı bu arada. Aman dikkat. Önde götürdüğümüz karşılaşmayı vermeyelim. Sol kroşe Erkan Varol. Sol direk uzatıyor midesine. Low kick blokladık. Tekrar blokluyor. Ooo, bel altı bir vuruş. Ses geldi. İkiz Ejder. Halkalı'da da bir spor kulübü açtı. Yüzlerce öğrencisi var Erkan Varol'un. Açeli Elmas ekranlarınızda. Naz Elmas'ın da kardeşi, ünlü sanatçının. Kendisi de bir sanatçı ve bu gecenin genel koordinatörü olarak görev yapıyor. Low kick tekrar. High kick çıkarttı. Aman dikkat. Köşede şu anda diz darbesi bir tane. High kick. Bir sağ kroşe, süper. Süper bir sağ kroşe. High kick. Low kick. Bir daha low kick vuruyor. Bir front kick çıkarttı. Bu kez kazak. Low kick. Erkan Varol. Low kick aldı bir tane. Kaşında açılma başladı. O benim korktuğum açılma. High kick denedi, olmadı. Bir tane sol kroşe tekrar vuruyor. Diz darbeleri blokta kalıyor. Bunu da belirteyim. Diz vurmak serbest. Muay Thai kuralları çerçevesinde olduğu için. Erkan Varol düşüyor. Low kick. Sağ kroşe, karaciğer. Erkan Varol. Çok denk bir mücadele oluyor. Kazak rakip dengeyi sağladı biraz. Doktor. Doktoru çağırıyor. Erkan Varol'un kaşında açılma var. Şamal, ver şey, Şamal. Bunu belirtelim. Şuraya geç.
İşte bakın ekranlarda her iki dövüşü de Erkan Varol'un tedavisi devam ediyor. Kaşında bir açılma var. Al şunu yut alın. Su koy içine de. Hadi patates var ama. Böyle para var. İşte bakın Erkan Varol başında açılma. Pozisyonlar tekrar tekrar ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Devam ediyor mücadele kaldığı yerden Erkan Varol. Şimdi sağ sol kroşelerle geldi. Aman buraya kadar getirdi mücadeleyi. Vermesini istemeyiz tabii ki. Kariyerinde bunca maç yaptı. Sadece bir yenilgisi var. Karaciğer sol. İyi orada gitti üzerine. Erkan Varol. Low kick. Bir sol direk aldı. İkincisi geliyor. Tekrar diz çıkarttı. Low kick tekrar. Hakem ayırıyor. Ortaya alacak mücadeleyi. Son 20 saniye, son 20 saniye, son 20 saniye içinde son gücünü kullanması lazım. Low kick, high kick tutmadı. Erkan köşeye sıkıştı, sol direk uzatıyor. Aparkat durdu birbirini, süper. Süper bir aparkat geldi. Ve mücadele bitti. Ve maç bitiyor, köşelerine geçiyorlar. Kim kazandı? Merakla bekliyoruz. Maçın hakkı tabii beraberlik de olabilir. Beraberlik de olabilir. Eldivenleri çıkarttı sporcular ama yani bir beraberlik durumundan mücadele bir ekstra round daha devam eder. Evet değerli Fox TV izleyicileri, değerli misafirlerimiz, hakemler değerlendirmelerini yaptı ve bir beraberlik durumu var. Dolayısıyla bir ekstra round daha olacak. Evet, beraberlik kararı beraberlik çıkıyor. Beraberlik durumu için bir ekstra round daha olacak, dördüncü round. Evet, eldivenini tekrar giyecek, bir beraberlik söz konusu. 30'ar puan. 30'ar puan aldılar hakemlerden. 3 hakemin de kararı, 3 hakemin de kararı beraberlik. Birbirlerini görmeyen 3 hakemin kararı bu. Maç boyunca birbirleriyle göz teması tabii ki olabilir ama dengesini kaybetmiş adam. Birbirlerine müdahale etme şansları yok. Orta hakeme, masa hakemine şefe veriliyor. Ve sonrasında bir ekstra round 3 dakika daha olacak. Burada işte çok dikkatli, çok dikkatli olması lazım Erkan Varol'un. Öyle böyle bir rakip değil. Akis Sarıyev gerçekten de 6 maçta 6 galibiyeti olan 1986 doğumlu 1.70 kilo. Adam bir. Evet, telafisi olmayan round'dayız. Fighters. Artık yumrukları, tekmeleri koş tek tek round sayacağız. Koş round. 3 dakika. Dakikam. 4. round. Extra round. Bu arada son kontroller yapılıyor. Çap. Maç başladı. 4. round'un extra round'un ilk saniyelerindeyiz. Hiç telafisi yok. Low kick blokladık. Vur sayacağız artık. Hadi Kafkas.
Low kick deniyor tekrar. Front kick çıkarttı, olmadı. Üzerine gidecekti. Bir moral lazım Kafkas Kartalı'na. Sol direk uzatıyor çenesine. Low kick. İki taraftan low kicklerle gidiyorlar. Bir daha low kick. Sol direk uzattı, olmadı. Şimdi karaciğer denedi. Sonra sol kroşe yine. Dizler, bir daha kroşe, süper Erkan. Net yumruklar lazım, net yumruklar. Şimdi uzattı. Diz darbesi çıkarttı Erkan Barol. Low kick. Şimdi dönerek bir back kick vurdu, olmadı. Low kick. Sol kroşe deniyor. Low kick tekrar. Front kick çıkarttı rakip. Kafkas Kartalı üzerine gidiyor. Arka arka yumruklar vurmaya başladı. Bu son derece önemli. Erkan Barol. Low kick blokladı rakip. Karaciğer sol kroşe. Şimdi tekrar bakıyor. Midesine çalıştı sol kroşe. Erkan Barol. Bir tane süper. İyi götürüyor şu ana kadar Erkan. Gecenin son maçını vermiyor. Bir aparkat daha, süper. Aman aman, çok iyi getiriyoruz. Şu anda bakıyoruz. Bir de sol kroşe. Erkan Barol. Şimdi burada Erkan Barol. Aparkat denildi, sol kroşe olmuyor. Üzerine gitti, baskıyı arttırdı. Şimdi bunu atmaya başladı Erkan Barol. Diz darbesi. Koluna arka arkaya atıyor. Ne kadar kaldı diye bakıyorum. Bir dakika var. Şimdi burada bakın. Şimdi burada low kick. Saniyeler kaldı. Hadi Erkan. Bu tempoyu devam ettir Aparkat. Bir daha low kick. Sol direk tekrar. Bir daha gidiyor üzerinde. Karaciğer'e çalışıyor Aparkat. Bir daha olmaz şeyler yapıyor. Süper bir iş çıkartıyor. Arka arkaya yumruklar. İşte tecrübe bu. İlk mağlubiyeti ona yaşatıyoruz. Eğer 30 saniyede değişen bir şey olmazsa sevgili izleyiciler, bunu aldık diyebilirim. Kesinlikle mücadeleyi aldık diyebilirim. Ve maçın sonunda da Erkan Barol'un sürprizini açıklayacağım. High kick, low kick, sol direk low kick. Aparkat çıkartıyor. Mükemmelsin, mükemmel. Low kick tekrar. Low kickler arka arkaya. Bitti bu iş, bitti. Bitti bu iş, bitti. İşte bitti. Bitti bitti. Kazanan Erkan Barol. Her şekilde söyleyebilirim. Her şekilde söyleyebilirim. Olayı bitirdik sevgili izleyiciler. Erkan Barol aldı götürdü maçı. İşte bir maç böyle kazanılır. Erkan Barol'u birazdan buraya çağıracağız. Ve Erkan Barol'un It's Showtime'daki 15 Ağustos'taki yeni rakibini açıklayacağız. Sevgili izleyiciler, maalesef Adem Bozkurt'un bacağı çatladı ve alçıya alındı ve 1,5 ay boyunca alçıda kalacak Erzurumlu Adem Bozkurt'un bacağı ve bu sebeple yerine Petrosyan'la kim dövüşecekti? Erkan Barol'un bu performansını bekledik ve açıklayabiliriz artık. Sevgili arkadaşım, It's Showtime'ın promotörü aynı zamanda Türkiye Başkanı Kasım Çırak'la oturduk, konuştuk ve Erkan Barol Adem Bozkurt'un yerine Petrosyan'la 15 Ağustos'ta karşılaşacak. Bakalım kim kazandı? Evet, bu arada ilginç bir karar var. Hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yine bir eşitlik çıktı. Bir ekstra round daha olacak. Bir ekstra round daha olacak. Gerçekten çok başa baş bir mücadele. Erkan Barol'la Akış Sarıyev arasında bir ekstra round'da. Nasıl? Bu arada sevgili izleyiciler, bir ekstra round daha dediler ama inanılır gibi değil. Bir round daha kapışacaklar. One more time. Oh baby, baby, how was it for you? Oh baby, baby, I shouldn't have known.
Evet, Aşem. Evet, kaldır silah. Aşem. Sevgili izleyiciler, bir beraberlik daha kararı çıktı. Bir hakem %100 oranında Erkan Varol'a vermiş vaziyette ama diğer iki hakem mavi işaretleyince beraberlik kararı geldi. Yani bir anda inanamadık. Bir ekstra round da olacak. İnşallah bir aksilik olmaz diyoruz. Son round. İki ekstra round'dan daha fazlası yok. Yani pozisyonları tekrar izlesek, 10 defa izlesek, 100 defa izlesek ekstra round'u kaybettik diyemeyiz herhalde. Ve son ekstra round'dayız. Low kick. Middle kick. Erkan çok daha dikkatli olması lazım. Long kickler geliyor. High kick. Low kick. Akis Sarıyev'le 5. round'dalar. Şimdi sıçrayarak bir vuruş denedi Erkan Varol. Dönerek high kick denedi ama direkt yumruk aldı. Bir sağ kroşe. Avuç içi geliyor rakipten. Bir tane sağ kroşe, süper. Diz darbesi. Bir tane daha diz geliyor. Son round'dayız artık. Daha fazla ekstra olmayacak. Aparkatlar yine gelmeye başladı Erkan Varol'dan. Müthiş aparkatlar vuruyor. Bir tane daha aparkat. Bu işler kaldırılır. Bu şekilde bitirirse inanılmaz süslemiş olur geceyi. Devam ediyorlar. Futbolda da çok büyük heyecan var. 2 Ağustos'ta Süper Kupa maçı. Beşiktaş-Fenerbahçe Fox ekranlarında. Bunu da aktarmak istiyorum sevgili izleyiciler. Sol direkt low kick. Tekrar low kickler. Aparkat sol kroşe. Low kick. Sol kroşe tekrar. Middle kick. Sol kroşe vuruyor yine. Erkan Varol mideye çalıştı. Adeta ders veriyor. Ama aradan direkt yumruklar aldı. Bir tane bir sol kroşe tekrar çok sert. Kondreyi uzatıyordu. Erkan Varol bekledi. Üzerine gitti. Aparkat sol kroşe direkt. Hakem ayırıyor. Hakem ayırıyor. Hakem tedavi için köşeye gönderdi. Evet. Artık hiçbir telafisi yok. Son saniyeleri ilerliyoruz. İnşallah bundan da beraberlik bir karar çıkmaz. Yani bu mücadeleyi büyük ihtimalle tekrar ekranlara getireceğiz ilerleyen günlerde. Bunu bir daha masaya yatırmak lazım. Ekstra round'da neler yapabilecek? Bunu görmüştük. Çok net aparkatlarla özellikle ilk ekstra round'da işi bitirmişti. Ve kroşelerle buna destek vermişti. Karaciğer yoklamaları birçok başarılı vuruşu vardı. Artık çok az kaldı. Low kick. Üzerine gidiyor Akis Sarıyer. Köşeye doğru sıkıştırdı. Bir sakatlık olmasın. Gecenin son mücadelesi bu. Low kick. Sol direk. Bir sağ kroşe. Aparkatlar yine devam ediyor. Bir tane sağ direk vurdu Erkan Varol. Sol kroşeye destek verdi. Tekrar üzerine gidiyor. Burada yine darbeler aldı köşede. Gel! Gel! İnanılmaz çekişmeli bir maç oluyor. Middle kick. High kick blokladı. Low kick tekrar. Yes!
bitti. Bakalım karar ne olacak? Bakalım karar ne olacak? Şimdi karar açıklanıyor. Gerçekten de acayip, yani ekran az önce geldim gittim ama şimdi neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu maçı kaybetmemesi lazım Erkan Barol'un. Çünkü 15 Ağustos'ta Petrosyan'da dövüşecek. Onun için büyük bir moral kaybı olur. Bana göre hak ettiği bir maç. Tabii hakemlere saygı duyuyoruz. Sayın Savaş Sancar, ringe davet ettim. Evet, kendileri de geldiler. Plaket takdim edecekler. Ve işte Fight Time Erdek'te biz... Erkan'ın kazandığına inanıyoruz. Cem Uçan organizasyonu. Bana göre %100 kazandı bu roundu da, gecenin, bir önceki roundu da. Gecenin son maçını kazanan kırmızı köşe, Red Corner. Erkan Barol kazanıyor. Kafkas Kartalı, Kafkas Kartalı, Kafkas Kartalı. Erkan Barol kazanıyor. Kafkas Kartalı Erkan Barol kazanıyor. Ve hemen yanıma geliyor. Kafkas Kartalı yanıma geliyor. Müthiş bir mücadele örneği sergiledi. İnanılmaz bir iş başardı Erkan Barol. Yanımızda sevgili izleyiciler. Erkan. Öldük öldük dinledik. Nasıl bir ilk ekstra round yaşadık? Neden beraberlik geldi sence? Rakip gerçekten çok güçlüydü. Çünkü ben de sürekli geçen hafta da maç yapmıştım. Onun yorgunluğu vardı biraz da. Ama bugün kazanmam gerektiğine inandım. Çünkü sırada Petrosyan var. Evet, Petrosyan'a karşı müjdeyi verdim. İnşallah bu maçı da galibiyet ayrılacağız. 15 Ağustos'ta Türkiye'den Akis Sarıyev'di ama gerçekten müthiş bir dövüşçü olduğunu ispatladı değil mi? Güzel bir dövüşçü, evet. Kendisini tebrik ediyorum. Ama biz Erdeklilere ne söyleyeceksin? Bütün Erdek halkına çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Evet, Erdeklilere buradan sevgiler, saygılar diyoruz. 15 Ağustos tarihinde sevgili izleyiciler. 15 Ağustos'ta It's Showtime gecesinde Petrosyan'la dövüşecek. Adem Bozkurt maalesef sakatlandı. Bacağında çatlama var. Ona geçmiş olsun diyoruz. Buradan hiç merak etmesin, tekrar geri gelecektir. Ve 1 Aralık tarihinde müthiş organizasyonlar yapmıştık. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta da K1 Max heyecanını yaşayacağız. Çeyrek finalde sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Erdek'ten bu kadar. Kaba etmeyi sana varsa abi tabak ve işe başla. 1-0 hayata malum başla.
başla. Ya da kendini de şansa zorla. Beceri bak oldun geldi seni sevdi. Çerrak işlerini de dostum. Sus 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 durabilirsen aşamın yolunu. Yanlara körüp de böyle böyle. Eğitim sürüp kafa girip geçin. Bir konu kazanla şişiren güçler. Küçücük daha aldı insanlar. Kırmızı olsa bir tek bir tükler. Çakıl çırda önümüzde. Seni kendinden bir kadar. Dünya yasa aşağıdan bile. Toysun toysun sana hayat al bizde. Bu da eğitim kafa gerçekten. Biz sevdik siz gerildiniz sanırım. Saygı yer yok sizde. Anlaşıldı her teşhisle. Ve de teşebbüsü en dikle böyle. Dön gel kendine yönetileceksen. Ya da kendini bilebileceksen. Adem yazarsa sen de dinle. Parça parça oldun fitne. Parça parça oldun fitne. Parça parça oldun fitne. Hadi yaz. Hadi yaz. Hadi yaz. Hadi yaz. Yine bana dönecek. Yine sizi görecek. Haksızlığa en büyük silah sözler yaz. Yine bana dönecek. Yine sizi görecek. Haksızlığa en büyük silah sözler yaz. Hey! Nefisane Çek Pitbull DJ Gangsta. Hey! Hadi Erdek! Hadi Erdek! Fox TV! Hey! 3-1-1 sen başlar. Sözlerimle yaşanmış hatlar. Susurluk Tayfar Respect DJ Play Aydın Fasını Fizikret. Ağır ağır ringlere döndük. Bırakmadık hepinizi gördük. Boya kendini baştan başa son halini bir hayli üzgün gördük. 3-1-1 sen başlar. Sözlerimle yaşanmış hatlar. Susurluk Tayfar Respect DJ Play Aydın.